Evet değerli izleyiciler, Adana'dan herkese merhabalar. Merhaba diyoruz efendim. Saat 20.30'da başlayacak Samsunspor'umuz Adanaspor karşılaşmasının öncesinde takımımızın konakladığı otelin hemen önündeyiz. Bizler de yayınımızı her deplasmanda olduğu gibi burada da başlattık. Evet, aslında mutlu muyuz, mutsuz muyuz? İnsanın konuşmak istediği o kadar çok şey var ki, Dün akşam bir umutla bir ümitle çıktık Samsun'dan. Hevesle çıktık, şampiyonluk hayalleriyle çıktık. Buradan Süper Lig'e adımızı yazdıracağımıza inanaraktan çıktık. Ama ta ki sabah burnumuza gelen pis kokulara kadar üzüntülüyüz. Çok üzüntülüyüm, Açık söyleyeyim. Şimdilik burada fazla bir şey konuşmayacağım. Takımımızı bekliyoruz değerli izleyicilerimiz. Takım kafilemiz birazdan konakladığı otelden buradan çıkacak. Biz de her zaman olduğu gibi yine buradan konvoy halinde stada kadar devam edeceğiz. Adana Yenişehir Stadyumu'na kadar devam edeceğiz. Ve konvoy halinde birlikteliğimiz devam edecek. Canlı yayınımız da devam edecek. Oradan da birkaç kelam Hüseyin Karataş'la birlikte konuşacağız değerli izleyicilerimiz. Gerçekten çok üzgünüz. Ben yani ilk defa bir maç öncesi yayında bu kadar çok kelimelerin boğazımda düğümlendiğini hissediyorum. Bu kadar çok zorlandığımı hissediyorum. Çünkü bütün emekler heba olacak gibi bir his var içimde. Dün akşamki gibi açıkçası değiliz. Ama biz yine de takımımızın yanındayız. Takımımıza başarılar diliyoruz. Allah'ın izniyle bu maçı alacağız. Gerisini Allah'a bırakacağız ama her ne kadar Allah'a da bıraksak
görünen çok da kılavuz istemiyor. Artı duyduğumuz... Ben bakıyorum. Tamam. Arka planda futbolcu arkadaşlar çıkıyorum diye bakıyorum. Hüseyin Karakteş'i de arkadan ben takip ediyorum, abi sen devam et diyor. Çıksa da çıkmasa da bir sevdadır Samsunspor adıyla, sözüyle biz her yerde her zaman olmaya devam edeceğiz. Playoff'ta oynasak devam edeceğiz. Bu ligde de kalsak devam edeceğiz. Allah'tan ümit kesilmez. Takımımızın da yanındayız. Başkanımızın da yanındayız. Değerli izleyiciler, Adana'da çok sıcak bir hava. 36 derece sıcaklık var Adana'da. Bizler de bugün Adana'daydık. Sabah erken saatlerde geldik. Sevgili Mustafa Akbulut, Şuayb kardeşimle beraber, aracımızla beraber çıktık geldik. Şimdi konvoy halinde stada kadar da devam edeceğiz değerli izleyicilerimiz. Buradan devam edeceğiz. Evet, Ferhat Çulcuoğlu, o da takım otobüsündeki yerini alıyor. Değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi takımımız toplu halde, şu anda toplu halde çıkıyorlar. Yardımcı hocalarımız ve takımımız toplu halde çıkıyorlar. Evet, Kevin Boli, Matias, Veli, onlar da takım otobüsündeki yerlerini alacaklar. Bugün 55 plakalı bir otobüs var burada. Samsunspor otobüsümüzün olmadığını sizlerle paylaşalım. Evet, Furkan Köse. İnşallah yine de galip gelelim. Başka bir şey istemiyoruz değerli izleyicilerimiz. Galip gelelim, gerisini Allah'a bırakalım diyeceğiz ama açıkçası... Sadece çok üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum. Biz yine de ne olursa olsun biz takımımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Çok sayıda da izleyici olduğunu Hüseyin Karataş kamera arkasından belirtiyor. Allah razı olsun, gerek Samsun'dan gerek gurbet ellerden bizleri takip eden, bizimle olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizleri de buralardaki o güzel görüntüleri sizlerle paylaşmak için her zaman olduğu gibi seferber olduk. Bu kez de Adana'dan sizlerle beraberiz. Evet, Erkam Reşmen, o da takım otobüsündeki yerini alacak kardeşim. Başarılar kardeşim. Evet, başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. Allah utandırmasın inşallah ama ne olurdu sanki, değil mi? Ne olurdu bir puan alsaydık Menemen'den bir puan alsaydık, Giros'un ya da ADS'den bir puan alsaydık. Bugün dizimizi dövüyoruz. Çok üzülüyoruz. Guido Baba, Guido Koçer, adamsın sen. Her zaman olduğu gibi işaretini yaptı güzel kardeşimiz. Evet. Kardeşim başarılar diyorum. Eyvallah. Başarılar kardeşim. Başarılar kardeşim. Evet, Savicevic. Gökhan Alsan. Gökhan Karadeniz, Yalçın, az önce onlar da takım otobüsüne doğru ilerlediler. Bekliyoruz değerli izleyicilerimiz. Bekliyoruz. Efendim Erkam. Evet, Hamron değerli izleyiciler. O da takım otobüsündeki yerini alıyor. Hayır, Mücahit o ya. O Mücahit de o. Aha, Mücahit de. Ben de sana uydum, ben de karıştırdım. Evet, Veli takım otobüsünü yerine aldılar. Değerli izleyicilerimiz, maskeyle de konuşmak, buralarda olmak gerçekten çok zor. Çok sıcak hava var. 36 derece sıcaklık var Adana'da. Adeta bugün gölgede terledik. Evet, gölgede terledik. Biraz önce saat 17'de Kral Tanju Çolan'da programı vardı A Spor'da. O da tabii hem Samsunspor'dan söz ederken üzüntülerini dile getirmiş, hem de taraftarın sesi ekip olarak Selamet Atlı ve Hüseyin Karataş'ın Adana'da bulunduğunu dile getirmiş. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Ulusal bir kanalda programımızı onur ettiği için kral sen cansın diyorum. Ve devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Saat 20.30'da başlayacak 3 karşılaşma var biliyorsunuz. Evet, İlyas Kubilay Yavuz, o da takım otobüsündeki yerini alacak. Otelden ayrıldı. Evet, Samsunspor'umuz Adana deplasmanına da burada Adana'ya konuk olurken biliyorsunuz Giresunspor Tuzla'ya misafir. ADS'de, Adana Demirspor'da, Menemen deplasmanında yani İzmir'de bu akşam mücadele edecekler ama gönül isterdi ki biz bugün buradan şampiyon dönseydik. Süper Lig'e adını yazdıran bir takım olarak gitseydik. Umutlarımız açıkçası benim bu akşam için kırıldı. Açık söyleyeyim. Gerçekten çok üzgünüz. Ama
Bunun önünde playoff var. Playoff maçlarımız olacak. Belki diyeceksiniz ki abi hayırdır daha oynanacak maçlar var. Siz halen playoff'tan söz ediyorsunuz diyeceksiniz. Şu maçların bitmesini bekleyelim. Mutlaka konuşacağımız çok şey var. Ve bugün Adana'da birçok Adana Demirspor taraftarlarıyla sohbetler ettik. Zaman zaman bazılarıyla röportajlar yaptık. Hepsinin en az Adana Demirspor kadar Samsunspor'un hak ettiğini ve Süper Lig'de olması gerektiğini hepsi belirtiyorlar. Dostane fikirlerini bizlerle paylaştılar. Bizler kendilerine teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar da camia olarak kardeşim başarılarım. Onlar da camia olarak hak ediyorlar. Ertuğrul Hoca o da otobüsteki yerini alıyor. Son mu? Devam edelim. Arkadaşlar hadi. Bana abicim şunu al. Evet, biz hemen oturup arabamıza geçiyoruz değerli izleyiciler. Çünkü takım otobüsü şimdi buradan hareket edecek. Haydi Tribe, hadi kardeşim, haydi aç arabamızı. Abi ben öne geçiyorum. Haydi arkadaşlar. Evet, hava da çok güzel. Adana'da o kadar güzel bir hava var ki böyle kameraya bile o kadar güzel görüntüler yansıyor. Hüseyin sen şuraya gel. Bana ver şeyi. Azıcık yer alayım arabayı da arkada polis arabası var. Hüseyin söz sende canım. Futbol severler, herkese bir kez daha Adana'dan iyi akşamlar diliyoruz, merhabalar diliyoruz. Evet, Samsunspor'umuz maç saatini bekledi ve kamp yaptığı otelden an itibariyle ayrılıyor ve maçın oynanacağı yeni, evet, Çukurova Üniversitesi'ndeki yeni Adana stadyumuna doğru hareket ediyor. Tabii ki Adana Emniyetine bağlı eskort ekiplerle kendilerine bir kez daha çok teşekkür ediyoruz, emniyet mensubu arkadaşlarımıza, memurlarımıza sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, Yılport Samsunspor'umuz da gördük takımımızı. Bayağı yine şey var, güvenlik önlemi. Evet, bayağı bir güvenlik önlemi var. Onu da belirtelim. Bizler de onun için yavaş bir şekilde, hiç acele etmeden yolumuza devam edeceğiz. Biraz evvel tabii ki sevgili Selamet Atlı'nın çekimlerini herkes gördü. Canlı yayında yorumları da izlediniz. Bunu da söyleyelim. İnanılmaz bir güvenlik önlemi var. Aşırı bir güvenlik önlemi var. Hüseyin, her ihtimale karşı ADS'nin hani olası bir takılma durumu. Evet. Adana Demirspor rakip olunca tabii ki doğal olarak yani Giresun ve işte takılma ihtimali farklı boyuttan dolayı Adana Emniyeti inanılmaz bir önlem almış. Buradan kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bunu da hemen buradan belirtelim. Bizleri de şu anda inanılmaz bir taraftar topluluğu, inanılmaz bir taraftarın sesi Sevdalı Zor ve Samsunspor futbol takımımız an itibariyle kamp yaptığı otelden ayrılıyor ama sivil bir otobüse. Tabii ki U19 takımımız, inanılmaz bir polis ordusu var. Evet, U19 takımımız da dün buradaydı. Bunu da buradan belirtelim. O yüzden dolayı, evet, artık hareket etme zamanımıza geldi. U19 takımından dolayı doğal olarak otobüsümüz, başka bir otobüs geldi. Devam edin dedik. Yani valla emniyet mensubuna, Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyoruz. Hem bizlere hem takımımıza inanılmaz şekilde güzel bir yaklaşım, güzel bir ilgi vardı. Sağ olsunlar. Evet, takımımız Adana caddelerinde belki Süper Lig'e çeyrek kala neden Süper Lig olmasın diye yola çıktı. Bizler de aynı şekilde bu sabah, dün akşam yola çıktık gece 12'de sevgili Mustafa Akbulut ve sevgili, evet, Şuayb Kayhan'la, bir Kayhan kardeşimle birlikte buradan bizleri izleyen herkese de selamlarımızı iletiyoruz. Sevgilerimizi iletiyoruz. İnanın o kadar yorgunuz. Adana'da inanılmaz bir nem ve inanılmaz bir sıcak var. Ve inanılmaz da bir güzel, muhteşem bir Samsunspor'a yakışır bir, evet, koruma var, güvenlik önlemi var. Bir kez daha herkese çok teşekkür ediyoruz. Takımımızı güvenilir bir şekilde yeni Adana Stadyumu'na götürdükleri için Adana İl Emniyetimize çok teşekkür ediyoruz. Bunu da buradan belirtelim. Valla iddia üzerine konuşuyoruz. Tuzla Spor
biliyorsunuz yine 7-8 oyuncusunun kadroda olmadığı düşünceleri var, iddiaları var Tuzla Spor'un bu akşamki Giresun Spor karşısında. Tabi bilemiyoruz ne kadar doğru ne kadar doğru değil ama bakalım, her şey bugün saat 22.30 civarlarında belli olacak. Kulaklar ve gözler aynı şekilde hem Adana'da hem Tuzla'da olacak. Menemen'de de olacak. Yine de ne olur ne olmaz. Çıkmadık camdan, umut kesilmez diyoruz. Evet, takımımızın otobüsü zaten bugün kırmızı beyaz renklerden oluşan otobüsümüz değil. Onun için fazla bir şekilde trafik mensuplarımıza, emniyet mensuplarımıza yaklaşmıyoruz. U19 takımımız dün ama araba hemen önümüzde. U19 takımımız da buradaydı. Onlar da farklı galip geldiler. Onları da kutluyoruz. Buradan onu belirtmeden geçemeyeceğiz. Evet, bugün bizler Samkon Genel Başkanı ve Samspor Yönetim Kurulu üyesi sevgili Kaya Aşçı ile bir röportaj gerçekleştirdik. Yine Samkon'dan spordan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı sevgili Belati Olgun ile çarpıcı röportajlar gerçekleştirdik. Yine Samkon Genel Başkan Vekili sevgili Metin Şener ile röportajlarımızı gerçekleştirdik. Adana caddelerinde gezerken Mehmet isminde bir abimiz 57 yaşında olduğunu söyledi. Tanju abiden lafı açtı ve çok farklı şeyler söyledi Samsun Spor'la ilgili. Bu durumda olmamalıydı dedi. O röportajlar pazartesi ekranda olacak. Kısacası Adana'da her şey çok güzel ama inanılmaz bir sıcak, inanılmaz bir nem var. Olamaz böyle bir şey diyoruz. Ya inanın, bugün en az iki defa terledik, üstümüzü başımızı yedek kıyafetlerimize değiştirdik. Bunların hepsi Samsun sporumuz için. Hepsi gurbette, Samsun'da, Türkiye'nin, Avrupa'nın ve dünyanın her bir bölgesinde. Kalbi ve yüreği, lige çıkalım çıkmayalım. Biz Samsun'umuzu lige çıksın şampiyon olsun diye değil. Renklerinden, armasından, sevdasından dolayı sevdiğimiz için her platformda peşindeyiz. Ve her platformda takipçisiyiz, destekçisiyiz diyen büyük Samsun Spor taraftarları için buralardayız. Ve şu an elimizden geldiği kadar her sene olduğu gibi, her hafta olduğu gibi deplasmanlarda özellikle sizlere bu güzellikleri, bu anları yaşatmak istiyoruz. Ve şu anda Çukurova Üniversitesi kampüsünün içine doğru giriyoruz. Yeni stadı biz sabahleyin geldik, gezdik, sayfalarımızda da paylaştık. Çukurova Üniversitesi, evet, yerleşkesinin içinde, bunu da buradan belirtmek istiyorum. Bugün 22.30'da belki ikinci olarak Süper Lig'e çıkmış oluruz ama belki de bir bakmışsınız playoff'tan çıkmış oluruz. Evet, her şeyin hayırlısı diyelim ama biz ne olursa olsun bu durumlara böyle gelmemeliydik. Bu durumlara düşmemeliydik. Bunların hepsi tabii ki zamana geldi mi konuşulacak. Eksikler, yanlışlar, doğrular, eğriler. Biz zaten zaman zaman Cuma akşamları maç arifesi programımızda Ankara'dan güzel video analizleri ve yorumlarıyla Yücel Çolak hocamız ve sevgili Selamet Atlı'nın moderatörlüğünde Cuma akşamları maç arifesi, pazartesi günleri maç sonrası yapmış olduğumuz programlarımızla ilgili gerçekleri konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü biz bir sevdadır Samsun Spor diyoruz. Bunu da belirtelim ve bir kez daha Adana Emniyeti'ne gerçekten yollarda o kadar güzel bir önlem almışlar ki hepsini canı gönülden kutluyoruz. İşte Türk polisi, işte memleketimin polisi, işte vatanımın polisi diyoruz. Bunu da buradan bir kez daha belirtmek istiyoruz. Evet, Kadir Köknen abi haklısın, iş işten geçti. Biz hep konuşuyoruz ama yine de konuşacağız, ne yapalım. Teşekkürler Hüseyin Akar, Seçin Akan, Bülent Çakır, Muzaffer Yavuz, Bir Sevdadır Samspor, Mustafa Durmuşoğlu, Rafet Ebrinç, Recep Işkın, Serkan Aydın'ın satılmış akküs. İnanın oruçlu bir şekilde ağzımız gözümüz kurudu. Yani Adana'nın sıcağı da inanılmaz bir şekilde. Öncelikle Allah herkesin orucunu ve niyetlerini kabul eylesin. Dün akşamki Kadir gecemizi bir kez daha Rabbim herkese ve tüm İslam haline hayırlara vesile etsin. Ve katil kahpe İsrail'i de Allah bu mübarek günlerde Mescid-i Aksa'daki, ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'daki, evet, katilliklerinden, düşmanlıklarından dolayı Rabbim onları kanlarında boğsun inşallah diyorum. Allah'ın gazabı onların üzerinde olsun diyoruz. Evet, bunu da buradan belirtelim. Ama nedense dünyadaki diğer Müslümanım diye geçinen bazı Müslüman ülkeler, bazı Müslüman ülkelerin liderleri hepsi deve kuşu gibi
kafalarını kuma gömmüşler, seyrediyorlar. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir. Bunu da kimse unutmasın. Ama Kudüs'ü başkent yapan Trump seni de Allah bildiği gibi yapsın diyorum. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Evet, Serkan Aydenk acil kebabı yedirecek menemende. Bakıyorum şöyle yorumlara. Hayır hayır, U19 takımını getirdi otobüsümüz. Getirip götürdü. O yüzden arkadaşlar U19 takımımız, pardon, U19 takımımız burada değildi ya. Özür dilerim. Yanlış söyledim. Çok özür dilerim. Bilemiyorum o anda. Pardon, pardon. Hakkınızı helal edin. Belki önlemlerden dolayı sivil otobüs olmuş olabilir. U19 Samsun'da oynadı. Çok özür dilerim. Değil mi Selamet abi? U19 Samsun'da oynadı. Evet. Emniyet için yok bizim otobüsler. Evet. SCN Hakan. Ben de şimdi karıştırdım yani. Özür dilerim. Arkadaşlar, Ramazan Semiz Düsseldorf'tan, Ramazan abi lekesiz ve tertemiz Süper Lig'e Samsunspor inancım sonsuz diyor. Selma Onat amin demiş. Osman Yıldız, Hakan Selef Deniz. Kusura bakmayın, yavaş yavaş konuşuyorum. Yine yani oruçlu olduğumuz için ağzımız gözümüz kurudu. Yani baygınlık geçiyoruz neredeyse ama bir sevdadır Samsunspor. Şereftir, onurdur, namustur, gururdur, haysiyettir Samsunspor. Ve kırmızı çizgimizdir Samsunspor. Kırmızı çizgimizdir Yüksel Yıldırım Başkan. Evet, bunu da buradan belirteyim. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Sevgili Yüksel Yıldırım Başkan'la ilgili bazı atmosyoncu olaylar anlatılıyor. Bir şeyler çıkıyor bazı basınlarda. Hayırdır diyoruz. Biz Yüksel Yıldırım Başkanımızın hep yanındayız diyoruz. Lütfen ama lütfen gerekli gereksiz şeyler paylaşmayın. Bunu onlara söylüyoruz, belirtmek istiyoruz. Çünkü biz sonuna kadar başkanımızın yanındayız ve Çukurova Üniversitesi kampüsünün içindeyiz. Birazdan da zaten stadyuma doğru yaklaşacağız. Evet, en büyük eksikliğimiz haklı davamızda bile kamuoyu oluşturamamışımız diyorum. Çok şükür bizim birimiz oluşturanlar var. İnşallah bu bizim deyimize olur. Olur ya yarına ya da playoff'a demiş. Samsunspor'un İmparator lakaplı eski futbolcusu Celil Sağır. Bugün sevgili Tanju Çolak kralımız da A Spor'da Haydi Maça programında, 17'de olan programda, Ümit Aktan'la yapmış olduğu programda taraftarın sesinden, sevgili Selamet Atlı'dan ve bizlerden Adana'da olduğumuzu bahsetmiş. Sağ olsun bizleri hiç yalnız bırakmıyor, ihtiyacın arzun var mı diye soruyor çocuklar diyor. Ve Samsunspor'umuzla ilgili yine ulusallarda her zaman bahsettiği gibi bahsetmiş. Biz seyredemedik ama çok arayanlar oldu. İnanılmaz arayanlar oldu. Bunu da buradan belirtelim. Krala da biz bir kez daha teşekkür edelim. Evet, sevgili Yüksel Yıldırım Başkanımız 5 saat önce bir tweet paylaşmış. Bugün kendimi böyle bu boğa gibi kızgın hissediyorum demiş. Sebebini anlayanlar ve bilenler çok iyi anlıyor ve biliyor demiş. Bu her yere çekilebilir. Onu da buradan söyleyelim. Evet arkadaşlar, Adana Stadyumu'na doğru geliyoruz. Yeni Adana Stadyumu şehirden gerçekten bayağı bir uzak o da. Onu da buradan belirtelim. Evet taraftarlarımız, siz canımızsınız, her şeyimizsiniz. Yüksel Yıldırım Başkanımız yine bir tweetinde, şampiyonluğumuz haksız olarak elimizden alınsa da başımız dik gezmeye alışığız. Temiz geldik, temiz kaldık. Kirli şampiyonluk olacağına temiz olup bu ligde kalmak da kutsaldır. Samsunspor'u bu sezon gönüllerin şampiyonu yaptık. Ne mutlu Samsunspor'un diyene. Sevgili başkanım, daha hiçbir şey bitmedi. Bu şehir playoff'tan bile çıkmanın hayallerini kuran bir şehirdi. Eksiğimiz vardır, fazlamız vardır, doğrumuz vardır, eğrimiz vardır. Bizim de kendi üzerimize göre yanlışlarımız vardır, takım olarak, her şey olarak. Ama daha hiçbir şey bitmedi. Bugün çıkamazsak önümüzde bir playoff müsabakaları var. Lütfen karamsarlığa kapılmayalım başkanım, biz sizlerleyiz diyoruz. Takım otobüsümüz yok. Burada 55 plakalı başka bir sivil otobüs var. Bunu belirtelim arkadaşlar. İnanılmaz bir emniyet ordusu koruması var. Teşekkür ediyoruz Adana Emniyetine. Sağ olsunlar, var olsunlar. İşte bizim devletimizin polisi, milletimizin polisi. Allah onlardan razı olsun. Yüksel Yıldırım Başkanımız bir tweet dağıtmış Anneler Günü için. Evet, başta tüm şehit ve gazi anneleri olmak üzere, annelerimiz diyeyim, eli öpülesi annelerimiz olmak üzere, kendi annelerimizin de ve eşlerimizin de Anneler Günü'nü kutluyoruz. Bunu da buradan söylüyorum. Teşekkür ederim bir kez daha sevgili. Evet, rahmetli Ahmet eniştemin kayıncosu, biliyorsunuz Ahmet Kayın'ın kayıncosu benim teyze oğlu. Evet, sevgili Mustafa Akbulut'a ve
Sevgili Şuayb Kayan'a çok teşekkür ediyorum. Teyze oğullarına sağ olsunlar, var olsunlar. Yüksel Yıldırım Başkanımız da başımızın tacı, varlıklarıyla her an yanımızda olan değerli annelerimizin anneler gününü kutluyorum ve kaybettiğimiz annelerimizi rahmetle anıyorum demiş. Biz de sizin anneler gününüzü kutluyoruz sevgili başkanım. Onu da buradan belirtelim. Evet, bir mesaj geldi. Sevgili Adem Soycan abimiz. Evet. Diyor ki Adem Soycan abimiz, sağ olsun Samsunspor eski yöneticilerinden değerli bir abimiz. Çok iyi bir Samsunlu ve Samsunsporlu. Diyor otobüs koltukları az diye getirmediler. Dönüş otobüsle olacağı için Selamet abi. Evet, dönüş otobüsle olacağı için otobüs koltukları da az olduğu için ondan getirmemişler Selamet abi. Takımı teşekkürler sevgili Adem Soycan abi. Sağ olasın, var olasın. Evet, şöyle bakalım yorumlarınıza. Sakarya Spor olarak başarılar dilerim demiş Cahit Yıldız. Abdurrahman Dellalbaşı, ben bir Urfalı olarak Giresun'un takılıp Samsun'un çıkacağını düşünüyorum demiş. Hep beraber göreceğiz, bakacağız. Ne oluyor, ne olmuyor. Ama biz taraftarın sesi olarak sizler için buradayız. Evet, yağmur, çamur, kar, kış demeden buradayız. Şehirden epeyce bir uzakta stadyum. Evet, bizler sabah geldik. Burada saat 9.30 gibi gördük. Bunu da buradan belirtelim. Evet, sevgili Samkon Genel Başkanı, sevgili Kaya Aşçı'yla, sevgili Metin Şener'le ve sevgili Berat Olgun'la yapmış olduğumuz röportajımız var maç öncesinde. Yine bir Adanalı taraftarımızın, Adanalı bir abimizin, tesadüfen karşılaştığımız, bizi üzerimizdeki kıyafetlerden tanıyan bir abimizin de röportajı var. Bunları seyredeceğiz pazartesi akşamı Allah izin verirse. Evet, Samsun Güncel Haber'de Selamet Atlı, Hüseyin Karataş, Taraftarın Sesi Facebook ve Facebook ve evet fan sayfalarımıza. Evet, geldik. Yeni Adana Stadyumundayız ve maçın oynanacağı stadyuma takımımız da geldi. Taraftarın Sesi, sizlerin sesi olarak bizler de geldik. Bir sevdadır, aşktır, şereftir, onurdur, gururdur. 1989 ruhuyla hareket etmiş bir Samsun sporuz. Samsun'un çocukları Samsun sporludur. Biz her zaman aidatlarımıza evet saygı duyarız, değer veririz. İşte emniyet ekiplerimiz de çekiyor. Büyük bir ihtimal Samsunlu olabilirler mi acaba? Gir sen, gir, gir sen de gir, gir kardeşim, yavaş yavaş gir. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Protokolde ismimiz var arkadaşlar. Efendim, protokolde ismimiz var. Evet, şöyle bir... Şöyle bir geç, polis ekibinin önüne geç abi. Önüne geç, önüne geç. Yavaş, onlar gidebilir belki, dikkat et. Şey. Evet. Devam et, devam et. Devam et sen kardeşim, biz döneriz ileriden. Zaten, evet. Bir dakika abicim, bir dakika bekle, ben ineyim. Hüseyin sen gel. Gel mikrofona getir ya. Mustafa da gelsin. Mustafa gelir misin? Gelsin otursun şey. Mustafa tutsun. Mustafa. Gel buraya. Yok yok. Şey tut. Evet sevgili futbol severler, büyük Samsunspor taraftarları. Evet, yeni Adana Stadyumu'nun hemen yanındayız. Bunu da buradan belirtelim sizlere. Evet, otelden takımımızı aldık her zamanki gibi. Geldik. Adana'dayız. Biz sabahtan buradayız. Şimdi maçın oynayacağı stadyumdayız. Buradan da belirtmek istiyoruz. Bizleri dünyadan, dünyanın ve Avrupa'nın ve Türkiye'nin her ülkesinden izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. Ben yine sözü Selamet abiye bırakıyorum. Çünkü ağzım kurudu. Oruçlu ve niyetli ancak bu kadar Selamet abi. Teşekkür ederim Hüseyin. Evet değerli izleyicilerimiz, Samsunspor kafilemiz otelden çıktı. Otelden ayrıldık. Birlikte konvoy halinde buraya kadar geldik. Sülçisan ettiysek affola. Elimizden geldiği kadar çekimlerimizi gerçekleştirdik. Evet, otelin önünden söyledim. Yine söylüyorum. Dün akşam çok ümitliydim, çok umutluydum. Çok büyük bir hevesle çıktım Samsun'dan. Ekibimizle birlikte, sevgili
Hüseyin Karataş'la beraber, Mustafa kardeşimizle, sevgili Şuayb kardeşimizle birlikte gerçekten büyük umutlarla çıktık. Sabah ta ki buralara gelip bazı pis kokuları hissedene kadar, duyana kadar, bunlar bir duyum ama bu duyumlar tabii ateş olmayan yerden duman çıkmaz. 20.30'da başlayacak olan 3 maçın ardından saat 22.15 gibi artık bütün kirli çamaşırlar ortaya dökülür diye düşünüyorum. Aslında çok konuşmaya da gerek yok. Sevgili Ender Gür ve sevgili Hakan Hoca. Evet, selamlarımızı gönderelim onlara da. Onlar da aşağıdalar. Ender Hocam orada. Hakan Hocam sağ orada. Hocam sağ olasın. Onlar da. Geldi. Aynen bizim takımdı. Tabii herkes karıştırıyor. Evet, bizim takım otobüsüm Adana'nın mı diye. Çünkü herkes şaşırdı. Evet, şaşırdılar. Biraz Hüseyin Karataş'ın da söylediği gibi değerli izleyicilerimiz, yani son maç ne olur ne olmaz. Sonuçta bugün yarıştığımız takımlardan bir tanesi Adana Demirspor olduğu için her ihtimale karşı herhalde Samsunspor otobüsümüzü buraya bu şekilde getirmediler belki. Bence doğru olan da buydu aslında. Ama ben o heyecanı yaşayacağımızı açıkçası düşünmüyorum. Açıkçası düşünmüyorum. Gerçekten çok üzgün ve çok moralim bozuk. Hüseyin'in de aynı şekilde. Ama çaktırmamaya çalışıyoruz. Çaktırmasan ne olacak? Çaktırsan ne olacak? Bakın şunu söyleyeceğim. Biz sabah geldik kardeşim. Samsun'dan Adana'ya indiğimizde Adana'nın caddelerini sokak sokak gezdik. Her kavşakta siyasilerin ciddi anlamda böyle destek pankartlarını gördük. Bunları pazartesi akşamı ekranlara getireceğiz. Kimler üzerine ne alırsa artık. Biz sahipsiz kaldık. Bu kadar basit. Yüksel Başkan sahipsiz kaldı. Yüksel Başkan'a destek verilmedi kardeşim. Gelenlerden Allah razı olsun ama genel anlamda Samsun bürokrasisi, Samsun vekilleri, protokolde olması gerekenler olmadı. Olmuyorlar, olmadılar. Bilmiyorum, mutlu mu olacaksınız ha? Ne ya olurdu sanki? Ne olurdu sanki birlik beraberlik içerisinde şu takımı bir üst lige çıkarsaydık? Ne olurdu sanki buradan bugün bizler buradayken sizler evde ekranlarınız başında bütün ulusal kanalların altında Samsunspor Süper Lig'de yazısını hep birlikte görseydik? Hak etmiyor muyuz biz bunu ya? Nedir yine bir playoff macerası da İster istemez göründü. Bakın daha maç oynanmadı ama üzülerek bunun altını çizerek de söylüyoruz. Ben hayatımda ilk defa şu işe bulaşalı bugün saat 11'de köşe yazımı yazdım ya. Ya yok böyle, şimdi, Allah da o köşe yazısını bana yazmayı nasip etmesin. Bak şimdi, paylaşmayı nasip bir etmesin. Bir saniye, çok koptun gidiyorsun. Selam. Ama abi, üzülüyor insan. Üzülüyorsun. Ben yani sana hak veriyorum ama ben yine söylüyorum. Tam yetki tek yetki. Tüm donanımlarla genel kurmay başkanı gibi veya ne bileyim şey gibi verilen bir yetki veya bir Cumhurbaşkanı, bir başbakan gibi örnek söylüyorum. Hani Ertuğrul hocamıza verilen bir yetki vardı burada. Sen yine söylüyorum. Çuvaldızı kendimize, iğneyi başkasına. Değil o mi? O konular farklı Hüseyin. Yok yok tamam diyeceğim de. O da çok farklı. Ama bak şey. O konulardan buraya geldik zaten. Orası doğru da şu anki üzüntümüz çok farklı. O başka. O tabii. Dediğim konular da konuşulacak. Onlar da. O dediği konular şampiyon olsak da konuşulacak. Tabii ki. Kusura bakmasın tabii yani. Hayırlısı olsun diyelim. Biz de birazdan yayınımızı hayırlısı kapatıyoruz. Hayırlısı olsun diyoruz. Tabii şu... Biz her maç öncesinde böyle notlarımızı alıyoruz. Keyifle sizlerle işte kadromuzu paylaşıyoruz bilmem ne. Hakemleri paylaşıyoruz ama yemin ederim şu notları hiçbirisini okumak istemiyorum ya. Her şey burada bitecek bir şey de değil. Buradan 1-0'da galip gelsek, 20-0'da galip gelsek, eğer o tarafta pislikler döndüyse eğer, sen buradan ne sonuç alırsan al. Bunu üzülerek söylüyorum. Artık ben bir kez daha artık Adana Emniyetine çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bir şey demedim, söyledim. Bir sorun değil. Kalabilir raporu. Allah razı olsun. Kendisi. Allah razı olsun. Otelin oradan tut buraya kadar çok teşekkür ederiz kendilerine. Sen söyleyeceğin bir şey var mı Hüseyin? Bir sevdadır Samsunspor. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Bakalım ya. Kamerayı sen al. Bakalım. Abi. Yanıma gelin arkadaşlar. Konuşturmayacağım gene ya. Evet. Biz de nasip olursa buradaki maçtan sonra yol alacağız. Kaptan sevgili sevgili Mustafa Akbulut ve Şuayb kardeşim, Allah razı olsun. Aracımızla beraber çıktık yollara. Bu akşam da yine davet edildiğimiz yer var. Kayseri'de davet edildiğimiz, taraftarın sesini gerçekten takip eden, böyle Türkiye'nin dört bir yerinde yollarda olduğumuzu gören taraftarlar, gerek Samsun taraftarı gerek X takım taraftarları her yere davet ediyorlar. Allah onlardan yüzlerce binlerce kez razı olsun. Hüseyin herhalde pazartesi akşamı bir mesaj yayınlayacak. İnanın Hüseyin'i bir taraftarımız arıyor Messenger'dan. Sırf resim çekilmek için ne olursunuz Ankara'dan geçer misiniz diyen taraftarımız var. Allah sizlerden razı olsun. Bu sevgiyi kazanmak kolay bir şey değil. Biz sizinle çok mutluyuz. Sizi çok seviyoruz ama biz çok üzgünüz. Biz basın değiliz. Biz spor programı yapıyor olabiliriz ama biz Samsunsporluyuz arkadaş.
İçimiz acıyor ya. Siz kamu görevi üstleniyorsunuz. Ya kamu görevi üstleniyoruz. Sizin için tabii ki. Gurbetçiler için. Deplasmana geldiğimizde de siz büyük Samsunspor taraftarı, Samsun'dakiler için, her yerde olanlar için, çok sayıda izleyicimiz var. Artık ne diyeceğimi de bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum. Moralimiz çok bozuk. Artık sizler yorumlarınızla konuşun. Bizler yarın akşam konuşacağımızı Samsun Güncel Haber'de 20.55'te sizlerle paylaşacağız. Yine söylüyorum, bugün yazdığım yazıyı ben, Allah bana paylaşmayı nasip etmesin. Niye biliyor musunuz? İnşallah yanılırız da o pis kokular geliyor dediğimiz yerden bir şeyler çıkar. Umutsuzum ama olmayacak bir şey değil. Allah'tan da ümit kesilmez. Hepiniz Allah'a emanet ediyor. Samsun'da buluşmak dileğiyle. Arkadaşlar, playoff'ta görüşmek üzere. Son. Canımsın, canımsın kardeşim. Allah'a emanet. Yüksel Başkan ve Samsun Spor, Hüseyin'in üzerindeki tişört gibi kırmızı çizgimizdir. Bu kadar. Bir saniye. Şunu al. Playoff'ta görüşmek üzere. Bu laf anlamlı. Thank you.